Merhaba sevgili dostlar. Bahattin Turan ile Notaların Dili programında 71. dersimizle yine birlikteyiz ve müziğin lisanını öğrenmeye devam ediyoruz. Evet, sevgili dostlar, 69. dersimizde biliyorsunuz usulleri işlemiştik. Usullere yer vermiştik. İşte bugünkü yine dersimiz nazari bilgilerden oluşuyor ve geçen hafta bir önceki dersimizde iki zamanlı usulleri öğrenmiştik. Usul nedir onları öğrenmiştik. İşte genel usulleri bir tanımlamıştık böyle. Ondan sonra iki zamanlı usulden Hüseyin'i dizisinden bir örnek vermiştik. Bugün de bir sonraki sıradaki olan üç zamanlı usulleri öğreneceğiz. Evet, bugün ben direkt size bu örnekleri tahta üzerinde uygulamaya çalışacağım. Üç zamanlı usul nedir sevgili arkadaşlar? Her ölçüde üç tane dörtlük nota olacak demektir. Bunlar üç sekizlik de olabilir. Onu da öğreneceğiz. Ama üç dörtlük. Her ölçüde üç dörtlük nota birimi olacak. Usul bu. Evet, yine dizimiz Hüseyin'in. Peki, usulümüze göre notalarımızı oluşturalım. Burada bir sol olsun. Sol. Hatta ben şöyle yapayım sevgili arkadaşlar. Bakın bu iki dörtlük bir nota. İki dörtlük. Sol. Ben bu notaya bir tane de nokta koyuyorum. O halde sol. Üç vuruş oldu. Bu nota tamam. Usul tamam burada. Üç dörtlük bir nota zaman birimimiz çıktı. O halde bir de bu iki dörtlük bu da bir dörtlük sevgili arkadaşlar. Evet, burada da yine usul tamam. Üç dörtlük bir usul. Bak, iki dörtlük bu. Bu da bir dörtlük, içi dolu nota bir dörtlük. La si. Üç vuruş tamamlı. Bu da tamam. Burada bir dörtlük. Burada da bir dörtlük. Burada da bir dörtlük notamız var. Evet, bu da usulü tamamladık. Burada da ölçü tamamlandı. Buradaki amacımız her ölçüde 3 tane dörtlük süre içinde değerde nota elde etmek. Bakın bu 2 dörtlük bir de nokta zaten 3 dörtlük tamam. Bu bir tanesi ölçüyü tamamladı. Burada 2 dörtlük bir dörtlük de burada si var. Bu da tamam. Bunlar birer dörtlük 3 tane tamam. Devam edelim. Burada yine iki noktalı üç dörtlük. Evet, iki tane sekizlik. Evet, burada da bakın burada iki sekizlik yarım bir dörtlük yaptı. Bir dörtlük burada sol, bir dörtlük mi? Yani mi fa sol mi. Evet.
ölçümüzü tamam kattık. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi şu yazdığımız, yaptığımız etüdü şu an doğaçlama bir etüt yaptık. Ve 3 zamanlı bir usul dahilinde, yani her ölçüde 3-4'lük bir zaman bilimi elde edeceğiz. Bakalım neler yazmışsınız. Bakın bu 2-4'lük bir tane nokta olunca biliyorsunuz sevgili arkadaşlar nokta çoğaltma noktasıdır. Ve önüne konulan notayı yarım, o notanın yarı değeri kadar uzatır. O notayı yarı değeri kadar uzatır. O halde bu 2-4'lük noktada 1-4'lük kadar uzattı. Biz buna 3-4'lük olarak biz bunu okuyacağız. Sol ya da sol, öyle yapacağımızı üçgen şeklinde yapalım. Evet. Burada 2-4'lük, 1-4'lük burada sol, si. Bu da tamam. 1, 2, la oluyor. Si, 3 rakamı. Do, re, mi. Bu da tamam. Re, mi, fa, sol, mi. Burada bir vuruşta mi, fa. Mi, fa, sol, mi. Re, do. Re, do, si, la. Evet. Demek ki burada bu 3 vuruş. Bu 3 dörtlük yaptı zaten. Bakın bu 3 dörtlük. Bu 2 4 la, si, 1 4 eşittir. Bu da 3 4 yaptı. Yine. Burada do 1 dörtlük. Re 1 dörtlük. Mi 1 dörtlük eşittir 3 dörtlük. 3 4 çıktı bakın, 3 4. Buna eşit oluyor. Bu kendisi zaten 3 dörtlük sevgili arkadaşlar. Bunların ikisi 1 dörtlük yapıyor. 8'lik bunlar biliyorsunuz. Sol 1 dörtlük. Mi 1 dörtlük, hepsinin toplamı 3 4 yaptı. Bu buraya biraz sarktı. Biz bunu burada yazalım o halde. Bu 2 4 re, 1 4 do. Bunun da toplamı yine 3 4 yapıyor. Bunlar her biri birer dörtlük. Üçünün toplamı 3 4 yaptı. Bu da zaten kendisi 3 4. Bu başı başına bu nota zaten 3 4'lük noktalı olduğu için 2 4'lük bir de önüne nokta koydu, yarı değeri kadar uzattı, 3 4 oldu toplam. Evet. Bunu da şöyle bir düzeltelim. Pardon, yanlış yazdım. Evet. O halde biz bu notaları bir okuyalım. Neler yaptı, ne oldu, ne çıktı ortaya? Burada bir dizek üzerinde biz 3 4'lük notaları ölçü halinde 3 4'lük usulü ortaya çıkarttık. Evet. Buradaki amacımız her ölçüde 3 4'lük bu 3 4 rakamını elde etmek. Evet. Sol 3 vuruş tamam. La si 2 vuruş burada, 1 vuruşta 4'lük var burada. Tamam. Do, re, mi. Bunlar birer vuruş. Tamam. Re. Noktalı re. 3 vuruş. Bu da tamam. Mi, fa, sol, mi. Bu mi, fa 1 vuruş. Sol 2. vuruş. Mi 3. oldu. Re. 2 vuruş. Do. 3 tamamlandı. Re, do, si, la. Evet sevgili arkadaşlar böyle. Kaç ölçü varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ölçü var. Peki Hüseyin'in dizisi yine dizimiz. Bunu nasıl seslendirelim? Bir Hüseyin'in dizisinin sesini hemen bulalım. La, si, do, re, mi, fa, sol, la.
La sol fa mi re do si la. Sol. Bakın la karar sesi la. Ben bir ses daha pes'e düştüm. Soldan başlıyor çünkü. Sol. La. Si. Bakın la. İki vuruş. Si. Bir daha. Sol. La. Si. Do. Re. Mi. Re. Evet. Bunlar birer vuruş. Bunun hepsi üç vuruş. Mi. Fa. Sol. Mi. Bakın. Mi fa birinci vuruş, sol iki, mi böylece üç tamamlandı, üç vuruş tamamlandı. Mi fa sol mi re do, bu re iki vuruş, do bir vuruş, toplam üç vuruş oldu. Re do si, bunlar da birer vuruş. La, zaten bu da tek başına noktalı ikilik olunca, ikilik kendisi noktada bir dörtlük uzatınca o da üç dörtlük oldu. Bir daha okuyoruz. Sol, la, si, do, re, mi, re. Mi, fa, sol, mi, re. Sevgili arkadaşlar, böylece amacımız aslında solfejden ziyade üç dörtlük usulün ölçülerini oluşturmak. Evet, bakın bir tanesi üç dörtlük, burada iki tanesi üç dörtlüğe eşit geldi. Burada üç tanesi, burada yine tek başına, burada bir, iki, üç, dört tane nota üç dörtlüğü tamamladı. Burada yine iki nota, burada üç nota, bu da yine tek başına bir nota. Üç dörtlüğü tamamladı, ölçüyü böylece tamamladı. Evet, sevgili ders arkadaşlarım, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki nazari bilgiler programımızda, biliyorsunuz uzun sap bağlama dersimiz var, kısa sap var, bir de nazari bilgiler var. Daha sonraki bunları periyodik olarak nazari bilgilere biliyorsunuz yer veriyoruz. Bir sonraki nazari bilgiler programımızda da dört zamanlı notayı öğreneceğiz. Böylece sırasıyla bütün usulleri inşallah öğreneceğiz. Evet, dersimizi böylece tamamladık. Siz kıymetli ders arkadaşlarıma sağlık ve afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.